Evet, 14 Mayıs 2017 ve burası Manisa ilçemize, ilimize bağlı Osmancalı köyündeyiz, mahallesindeyiz. Yunus Emre Mahallesi ilçesine bağlı efendim. Evet. Ve bir çelik diyarındayız. Yüksek serin bölge. Ve rekor gelişim ürünümüzü kullanan Sayın Hasan Hüseyin Uyanık. Evet, Hasan Bey, rekor gelişime bu bahçe sahip değil. Evet. Burada birçok kişi rekor gelişim kullanıyor ve biliyor halde ve burada kullanılmamış halde. Burada toplam sıra sıra 3 bahçe var ve bunlardan ikisi kullanmış, sadece biri kullanmamış. Ve Hasan Beyciğim, şimdi siz de bilmiyordunuz yan bahçenizi kullandığını. Bunun dolayısıyla dedik ki o abimiz de kullandı halde. Şimdi ne görüyorsunuz? Yani bu atılmayan yerden başlıyoruz bahçeye. Siz hasat yapıyorsunuz şu anda. Üçüncü, dördüncü el topladınız. Evet. Evet. Atılmayan yerin yaprakları sarı. Gelişimi evet. Daha az. Kardeşim biraz daha az. Kaç kardeş? Bir sayalım lütfen. Gelin böyle. Mesela atılmayan yerler buralar yani. Şöyle yaklaşalım isterseniz. Evet. Şöyle. Böyle saysak. Evet. İşte 4 veya 5 veya 4. Burada 4 var. 4 ağırlıklı diyorsunuz. Evet. Burada 2, 3 var. Evet. İşte burada da işte 4 ağırlıklı evet. Bir şey var. Kardeşim. Efendim bir de buradan buralarda çekelim bakın. Renk sarı biliyorsunuz. Evet. Meyve kalitesini çekiyoruz bakın. Sizlerde böyle meyve durumu var mı şu bu şekilde? Bizimle daha canlı. Şu böyle alacalı buracalı durum bakın, bozuk meyveler var burada. Evet, evet. Yani bu durum yok diyorsunuz yani. Demek ki kökünü iyi çalışmadan gösteriyor bu. Evet, rekor gelişim kullanılan tarlalarda evet. Aynen. Şimdi buyurun buradan sayalım bir de. Buyurun sayın lütfen. Burada gördüğünüz gibi işte 3-4 kardeş var burada da. 4 kardeş. Cinsi ne bunların efendim? Bunların Camaros diye aldık biz. Hepsi Camaros. Evet. Aynı yani aynı bahçedeyiz. Buyurun aynı gelin. Tırla gelmiş. Hepsi aynı yer. Aynı gelmiş. Tırla geldi. Evet. Atılmayan yer burası ve renk sarı. Evet. Bir de şurayı sayalım bakın. Buyurun gelin. Sayın lütfen. Bunda da 3 kardeş işte. 2-3 kardeş var. Ne oldu? 3 var, 4 var, 2 evet. Bile var değil mi? Mesela burada daha 2 var. Daha düşük var. Daha düşük var evet. Halde. İşte burada bir 4, 3-4 var. Renk işte. Görüyorsunuz sapsarı evet. Halde. Evet. Şöyle yapalım efendim. Tamam, bu atılmayan yerler. Şuradan sizden ricam birkaç yaprak kopartalım, tamam mı? Heh, kopartın lütfen. Tamam, yeterli bu kadar. Bunlar atılmayan bölgeler hali. Alın hepsini toplayalım. Onları alın, hepsini birlikte alın. Heh. Buyurun, geçelim şimdi. Sizin yan komşunuz atılan. Yine aynı bunlar bu seneki dikim değil mi yani? Şey tek. Aynen. Evet, bu sezon için. Evet. Geçmiş yıllardan gelen bir bahçe değil hali. Burası da aynı hepsi aynı. Aynı zamanda dikilmiş yani. Evet. Ben bu arada, sınır neredeydi gözüken? Atılan hangisi burada? Şimdi bakın. Bakın. Şimdi şu an şurası atılmayan, az önce çıktığımız bahçe işte. Ve atılan bahçeye geldik. Hemen. Şu renk farkına bakalım şöyle. Bakın atılan yere geldik. Ve şu renk farkını görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bakın. Gördüğünüz üzere sol elinizdeki evet. Atılan yapraklar ama sağdakiler bakın evet. Şu hemen güneş tabi burada biraz şey böyle ama çekiyoruz böyle bakın. Görüyorsunuz sağdaki bu yapraklar sarı atılmamış. Sarı, bunlar atılmış. Yepyeşil. Rekor atılmış. Yepyeşil evet, yaprak. Rekor atılmış evet. Sayalım kardeşlerime sayalım böyle. Evet bırakalım. Sayın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane evet. Devam edelim. Sayalım. Direkt kafadan 7'yi bulduk halde görüyorsunuz. Evet. Devam edelim. Buyurun efendim. Burada sayacak olursak yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Çilek evet. Kalitesi nasıl? Çilek kalitesi burası daha iyi tabii yani. Ona göre daha canlı. Daha canlı. Evet ve düzgün. Daha düzgün. Evet. Daha düzgün. Evet. Çileklerin. Evet. Çok güzel. Devam edelim. Şöyle bahçeyi çekiyoruz bakın. Atılan bir bahçedeyiz. Sayın Hasan Hüseyin Bey'in komşusu burası. Rekor gelişim müşterimiz kendileri. Veli Akdeniz Beyefendi. Buradan kendilerine selam söylüyoruz. Kendisi gelemedi. Ama biz dedik uğrarız bahçenize. Evet. Devam ediyoruz. Bir tane daha sayalım buradan beyefendi. Ha. Burası yine size ait değil hala. Değil, değil, tamam. Bizim ait değil. Buyurun efendim. Bir de buradan sayalım gene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, 7 tane kardeş var. 7 kardeş var. Evet. Meyve kalitesini görüyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi hepsi düzgün. Evet düzgün. Parlak. Parlak. Yaprakları parlak. Evet. Yaprakması yok. Evet yaprakması evet. Yok. Şöyle pırıl pırıl.
Çok bir iyi bahçe. Çalışmış. Evet. Kaç dekar burası bu arada belli bir bahçesi? Birer dekar. Birer dekar. Evet. Gelelim. 4 dekar burada kullandınız. Hepsine kullan diyorsunuz. Çok güzel. Evet, Hasan Bey'in başka yerleri de var buradan başka. Evet. Aynen. Evet, gelelim. Diğer. Biz bunu topladık. Sizin bahçe. Ha, topladınız. Ha, burası. Toplanma yer kaldı mı? Tabii. Geçelim abi. Ya, kardeşini sayalım şöyle. Burası benim diye kaldı. Ha, daha hala sizin değil. Evet. Buyurun gelin. Evet. Evet, tamam, geçmek. Sizin. Evet. Tamam, bir de sizin kardeşleri sayalım Hasan Bey. Evet, şöyle. Kardeşler daha canlı, daha evet. Dik, evet. Daha dinamik ve daha parlak. Sayalım efendim be. 1, 2, 3, 4, 5, bir de burada var 6. 6. Evet, hepsi hemen hemen 6-7 kardeş. Evet. Yani 6-7. Diğer tarafta 2 var, 3 evet. Var, 4 var. Evet. Şimdi Hasan Beyciğim, ben size şöyle söyleyeyim. Bu arada bilgi de vereyim ben. Kardeşlenme düşük olması demek, aynı zamanda tuzluluk var demektir. Evet. Yani toprağınızda tuzluluk varsa kardeşlenme olması çok zordur yani. Bundan dolayı da öbür bahçenin şu an tuzlu olduğunu gösteriyor. Evet. Net yani bu konuda en ufak şüpheniz olmasın halde. Dolayısıyla rekor gelişim topraktaki düzenleme en iyi yapan üründür. Tuzluluğu pH'i düşürüyor. Kesinlikle pH'i düşürür, evet. Tuzlanmayı giderir. Evet. Dolayısıyla da bu gördüğünüz sonuçları yaratır halde. Gelelim meyve olan tarafa, toplamadığınız tarafa. Bahçenin dalgası olduğunu görüyoruz halde. Bahçenize şuradan hepsi, baktığımızda hepsi aynı boyda. Hepsi aynı boyda. Evet, hepsi aynı boyda. Dalgasız yani. Bakın böyle dalgasız. Burada bir hayli müşterimiz vardır. Yani rekor gelişim kullanan. O yüzden bu kullanmayanı bulmak burada zor halde. Birazcık burada bu bölgede bu şekilde. Tüm bahçelerde kullanıldı. Çilek bahçelerinde evet. Devam edelim şöyle. Hasat yapımına yer. Burası mı Hasan Bey? Evet. Evet, gelelim. Evet, yine sizin bahçenizin devamı. Şöyle bir bakalım, verim durumunu bir görelim şöyle. Burasını daha biz evvel gün topladığım için az tepesini topladık. Yeni topladınız yani. Evet, yani. Çilek kalite birkaç kilo çilek. Şöyle görüyorsunuz. Evet, yeni topladınız. Evet, daha evvel gün topladığım için biraz daha kalitesi iyi yani. Evet, daha 2-3 gün önce topladınız, evet. İşte bir dün geçti üzerine daha bunu. Evet. Daha bir gün geçti. Evet. Bir gün geçti. Evet, evet. Gayet başarılı yani. Evet, bir bozulma yok, sararma yok, mantarlaşma yok. Yok, mantarlaşma yok. Sap bozulma. Evet, yani meyve kalitesi çok önemli çekti diyorsunuz evet. Halde. Peki tüccarla ilgili durumunuz nedir? Tüccar daha güzel rağbet ediyor bizim çileğe. Evet. Sanki aralarında bir öyle bir rekabet ediyorlar ki ben alacağım, sen alacağım diye başında sanki kavga ediyorlar yani. Kavga ediyorlar. Yani. Bu size hoşunuza evet. Gidiyor mu? Bizim tabii yani mahsul. Peki bir mahsul yoksa nedir ki kilo fiyatları kaça gidiyor şu anda? Şu an itibariyle. Şu an 3-8 satıyoruz. 3-8 kilosu 3-8 evet, siz evet. Tüccara veriyorsunuz toptan. Evet toptan. Allah bereket versin. Amin Allah bereket versin. Evet çok güzel. Bahçenin bakın dalgasızlığını görüyorsunuz bakın şu bahçeyi görüyorsunuz. Herhangi bir sararma belirtisi yok. Bahçemizin hali ışıl ışıl. Böyle bir boy böyle görüyorsunuz. Çok güzel. Yan bahçe de aynı şekilde. Bakın o da bize ait halde. Müşterimizin. Gelelim hemen efendim şöyle. Evet. Daha düğün geçti aradan. Evvel gün topladık. Döküm mükemmel diyorsunuz evet, ya. Evet mükemmel. Hepsi de güzel. Evet ben canlı, size tabii verimi sordum. Şuna da şey çileğin şeysidir bunlar. Çok güzel bak. Hepsi de diplerinde hiç çürüme şu bu. Mantar çürüme yok. Çürüme yok. Mantar evet. Yok halde. Hepsi aynı. Gayet başarılı halde. Evet. Ve hepsi taş gibi. Sert. Sert. Hepsi sert. Sert kiraz. Şey. Evet. Çok şey. Dayanma ömrü. Bir sıkın bakayım batlıyor bakalım şöyle bir. Bakın. Sıkın 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 sıkın. Yani gitmiyor, ezilmiyor evet. Yani. Gayet. Evet. Hatır otur yiyebiliriz çok güzel. Ama lezzetli bakın görüyorsunuz. Bakın, bir daha yani yine. Çiğ yok yani. Hani diyemeyeceğiz yani. Daha bir de bir gün geçti aradan. Daha bir gün geçti doğru söylüyorsunuz. Evet. Evet. Yani mutlusunuz. Mutluyuz. Rekor gelişim kullandığınız için evet, mutlusunuz halde. Geçen sene kullandığım yer vardı. Evet. Hakan Bey'den aldık. Evet. Kartlardan, diğer kartlardan 4 kasa çıkıyorsa ondan muhakkak 7 kasa çıkıyordu yani. Yani %50'nin evet. Üzerinde en az evet. %50, %60 evet. Verim aldınız halde. Evet. Geçen sene siz totalde bunun verimini ölçtünüz halde. Ölçtük. Geçen sene kullandık. Memnun kaldığınız için evet. Kullandık. Kullandık. Tekrar yani. Aldınız evet. Halde. Hepsini kullandınız. Aynen hepsini kullandık. Peki tavsiye ettiğiniz kimse oldu mu? Arkadaşlar hep aldı buradan. Tavsiye ettiklerimiz aldı. Evet. Onlar da yeni sene, geri kalanlar da yeni sene alırlar yani. Peki çilek bölgesi olarak burada rekor gelişimi kullanıp da memnun kalmayan gördünüz mü, duydunuz mu hiç? Bir şikayet duydunuz mu? Duymadık hiç şu an. Memnun olmayan kişi duymadık. Evet, kesinlikle şu duymadınız. Şu anda iyi. Biz memnun evet. Olacağız şu anda. Evet, benim soracaklarım bunlar. Peki sormayı unuttuğum şeyler varsa söyleyebilirsiniz.
Demek ki yok unuttunuz diyorsunuz. Evet. Hayırlı hasatlar diyorum. Allah bereket versin. Teşekkürler. Sağ olun. Geldiniz. Bahçenizi gezdirdiniz. Vakit ayırdınız. Evet. 14 Mayıs Anneler Günü'ndeyiz ve başta eşiniz olmak üzere bütün annelerimizin de Anneler Günü kutluyorum ben. Teşekkürler. Hoşçakalın. Ben de aynı zamanda kutluyorum. Herkese sağ olun. Teşekkür ederiz. Buraya da geldiniz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Sağ olun.